Merhabalar, atölyeme hoş geldiniz. Adım Fikret Rakıcı. Daha önce Makita MLT100 hakkında bir video çekmiştim. Nasıl çalışır isimli bir video. Videonun arkasına yorumlar gelmeye başladı. Yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Ve akabinde sorular gelmeye başladı. Soruları tek tek cevaplamaktansa bir devam videosu çekmenin daha doğru olacağını düşündüm. Makiteyi alırken dikkat etmeniz gereken konulara gelecek olursak, dayama kolunu kullanırken dikkat etmeniz gereken bir husus var. Dayama kolu evet çok kullanışlı. Yerine yerleştirdim. Aşağı bastırdım ve sabitlendi. Hiçbir şekilde oynamıyor veya kayma yapmıyor. Aynı şekilde bu noktayı aldığınızda da hiçbir şekilde kayma yapmıyor. Bu noktayı aldığınız zaman 32,5 santimetre normalde tablonun ön tarafındaki metrenin son noktası. Buraya 32,5 santimetreyi alırsanız, yani son ölçü alırsanız buradaki çizgiyi, artık kesim yaparken buradaki metre işlevini yitiriyor ve direkt tablanın borusun üzerindeki metre devreye giriyor. Yani eğer artık 50 santimetre bir kesim yapacaksanız burayı 50'ye getiriyorsunuz. Burayı sabitliyorsunuz. Aynı şekilde karşıyı da 50'ye getiriyorsunuz. Ve burayı da sabitliyorsunuz. Ve kesimimizi artık bu şekilde yapıyorsunuz. Kullanışlı bir özellik. Ancak şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın, dayama kolunu buradayken sıkıştırdığım zaman tam aşağı inmiyor. Bakın burada kaldı. Buraya alıp indirdiğim zaman tam aşağı iniyor. Yani buradaki metrenin kalınlığıyla buradaki metrenin kalınlığı aynı değil. Bu da şöyle bir handikap doğuruyor. Eğer bu dayama kolunu ben tam bu iki plakanın birleşim noktasına getirirsem ve sıkıştırırsam son noktasında bir kayma oluyor. Yani yaklaşık 2 milim 3 milim kadar bir kayma oluyor ön tarafa göre. Bu nokta göz önünde bulundurmanız lazım. Ayrıyeten eğer dayama kolu buradayken veya buradayken çok fark etmiyor. Tamamen buraya da kaydırmış olabilirsiniz. Keseceğiniz tahta uzunsa veya ağırsa kesimin sonuna doğru bu dayama kolunun sonunda bir esneme oluyor. Ya buna çok dikkat etmeniz lazım. Yani tahtayı kastırmamanız lazım sola ya da sağa. Ya da benim kendi çözümüm, buraya bir tahta dayayıp ölçüyü netleştirip şuraya da bir mengeneyle bir tahta sıkıştırarak bu kaymayı engelliyorum ve bu şekilde kesim yapıyorum. Bunun dışında diğer bir dikkat etmesi gereken nokta, bu açılı itme kolunu kanala yerleştirdiğiniz zaman, yerleştirdim bu sıkmalarını yaptım. Niye dikkat etmeniz gerekiyor? Bu kolda çok az da olsa bir oynama var. Kesiminizin hassasiyetine göre bu oynama sizi rahatsız edebilir. Burada çok az bir boşluk var. Yaklaşık 1 milim veya 1 milimden daha küçük bir oynama bu. Kesimlerde bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bakın çok az bir oynama var rayın esnemesi bakımından. Bu ray oğlu düz değil, içe tırnaklı. O yüzden dayama kolunu yukarı doğru çıkaramıyorsunuz. Sadece önden arkadan yerleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde buradaki rayda da bu geçerli. Diğer bir önemli konu, dikkat etmeniz gereken, sol taraftaki kayar tabla, arkaya 45 santimetre hareket ediyor. Çok uzun kullanımlarda izlediğim yabancı videolarda bu şikayet var. Bu tablonun çok fazla boşladığı ve çok oynadığı yönünde şikayetler var. Ben bunu genelde daha hafif tahtalar kestiğim için, çok sık kullanmadığım için benim tablamda, kayar tablamda henüz böyle sıkıntı yok. Ama tablayı tamamen açtığınız zaman bir oynama söz konusu. Dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi de bu. Diğer bir nokta, bu
çok önemli bir husus değil ama Talaş atma haznesi, testlerin bıçağının çıkardığı rüzgardan dolayı buradan Talaş gerçekten belli bir hızla atılıyor. Ve içeride genelde çok fazla Talaş birikmiyor. Ama eğer kesme sırasında bıçağın yanından içeriye bir tahta düşerse, bir kere başıma geldi. Yani bu hazneye eğer tıkarsa Talaş belli bir miktar sonra burayı tamamen tıkıyor. Tıkadı ama sizi rahatsız etmiyor ama makinenin içindeki boş bölmeye Talaş dolmaya başlayabiliyor. Çok ekstra bir durum, çok ekstra bir durum değil. Arada kontrol etmekte fayda var. Çünkü bu her makinede olabilecek bir şey. Talaş tıkanması gayet normal. Bunun dışında bu koruma kapağı. Koruma kapağı çok işlevsel. Yüzünüze Talaş gelmesini engelliyor. Doğru. Bıçaktan elinizi koruyor. Bu da doğru şey. Arkadaki yarma çubuğu dedikleri veya doğrultma çubuğu dedikleri korumayı tutan, aynı zamanda kesin tahtayı kılavuzluk eden parça kanal açma işlemini de işinizi engelliyor. Başka modellerde bu mandallı olanları varmış. Mandalını söküp bir seferde çıkarabiliyormuşsunuz. Şimdi geri kalan videodaki bütün bölümleri detaylı bir video olarak çekeceğim. Yalnız sadece bu bölümü uygulama olarak size göstermek istiyorum. Buradaki 6 tane vida var. Yıldız vida bunlar. Bu 6 vidayı söküyorum. Bıçağın burasında bir mandal var. Önce bu mandalı açıyorum. Mandalı açıyorum. Döndürüyorum. Vida açılıyor. Bu kapağı buradan çıkarıyorum. Çıkardım. Tornavida yardımıyla bıçağı içine sokuyorum. Bu bıçak etrafındaki plastik parçayı çıkarttım. Ben makineyi ikinci el olarak aldım. Çok temiz bir makineydi. Yalnız ilk kullanıcısı çok kısa bir sürede bu koruma plastiğinin kırıldığını söyledi. Aslında yorumlardan bir tanesi de buydu. Bu normalde kendi plastiği siyah bir ince plastik. Vibrasyon yaptığını söylüyorlar. Ben deneyimlemedim. Ama önceki sahibi parçanın kırıldığı için kendi Flexi'den bir parça yaptığını söyledi. Şu an düğüne takılı olan parça bu. Bu parçayı çıkarttım. Aşağıdaki vidalarına rahat ulaşmak için bıçağı tekrardan yukarıya çıkartıyorum. Burada iki tane alyan kafa vida var. Bu alyan kafa vidaları söküyorum. Zaten gevşediğini gördünüz. Ve bu arkadaki kamayı çıkartıyorum. Vibrasyon yapmaması için tekrardan bu vidaları tamamen sıkıyorum. Boşluklarını da alıyorum. Ve kapağını tekrardan yerine yerleştiriyorum. İlk videoda söylediğim gibi eğer boydan boya tam kesim yapacaksanız bu korumanın herhangi bir size sakıncası yok. Tam tersine faydası var. Ama eğer kanal açacaksanız bu kama sizi engelliyor. Gördüğünüz kama sizi engelliyor. Bunu çıkarmak da çok kolay değil. Bazı modellerde soketli tek tuşla söküp takılabilen modeller varmış. Bu tezgahı alırken dikkat etmeniz gereken hususlar bunlar. Şimdilik benden bu kadar. Teşekkür ederim.